kendi iktidarını koruma telaşı içerisinde yaptığı bu uygulamaların ters teptiğini gördü. Çünkü yani bu kadar zorlamanıza gerek yok. Çok çok fazla zorlarsanız bir şeyleri kırarsınız. Yani işin doğal bir mecrası var, doğal bir akışı var. O akışın önüne geçemezsiniz. Yani hiçbir, yani hayatın doğal bir akışı var bakın. Şey, Sayın Erdoğan çıktı, bu milletten belediye başkanlığı istediği verdiler. Başbakanlık istediği verildi, başkanlık istediği verildi, belediyeleri istediği verdiler. Hani bu millet her şeyi verdi ona. Yani çözümler, çözeme bakıyorsunuz fakat bir çözüm yok ortada. Şimdi bu tarafta efendim bir belediye değişikliği oldu. Sayın Erdoğan bu sefer hadi bunu da ben istiyorum deyince, yani AK Parti çok zorlayınca ve hukuken de böyle bir yanlış yapılınca, bu bir yanlıştır bakın. Yanlış her yerde yanlıştır. Bu sefer halk bundan hoşlanmadı. Bakın bizim milletimizin bir özelliği var. Evet oy verir fakat dayatmaları sevmez. Şimdi bu bir dayatmadır esasında. Şimdi ben diyor kararımı verdim zaten. Artık tamam dayatma. Şimdi bu dayatma, yani bu dayatma rahatsızlık yarattı toplumda. Yani İmamoğlu'na oy veren vermeyen, efendim herkese, niye? Çünkü bu bir dayatmadır. Seçmene bir dayatmadır, Türkiye'ye bir dayatmadır. Yani iş dünyasının rahatsızlığı da burada. Artı bu dayatmanın kimseye faydası yok. Seçim ortamından çıkıp bir an önce ifade ettiğiniz gibi işe bakmak lazım. Bir de tabii başkanlık sistemi de onaylandı esasında. Yani onaylandı derken oylandı diyelim. Evet. Ve onaylanmadı. Yani geçen sene bir başkanlık seçimi yapıldı. Başkanlık seçiminden yapılan, başkanlık seçiminden sonra, sisteminden sonra yapılan ilk seçimdi. Bu açıdan da hükümet buna çok önem veriyordu. Ya Erdoğan'ın iktidarının referandumu niteliği de taşıyor. Tabii yeni sistemin halkın nazarındaki, yani bu işleyişinin oylanması anlamına geliyordu ki bu reddedildi şu anda. Halk şunu dedi, ben başkanlık sistemini kabul etmiyorum dedi. Çünkü şu anda Türkiye'nin bir, hani şöyle baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi AK Parti Genel Başkanı kimliğiyle konuşuyor. Sonra başka bir ceket giyip bu sefer efendim Cumhurbaşkanı, bir başka ceket giyip efendim başbakan. Hani başka başbakanlık yok ama fiilen başbakan. Yani şimdi bu ister mi, sevilmedi bu. Çünkü biz bir cumhurbaşkanını seviyoruz, cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olsun, başbakan olsun. Şimdi şu anda bir cumhurbaşkanı olsaydı böyle bir krize müdahale ederdi. Tarafsız bir cumhurbaşkanı. Evet. Mesela ne yapardı? Eskiden hatırlarsanız bir kriz olduğunda partiler derlerdi cumhurbaşkanına gidelim. Cumhurbaşkanına giderlerdi. Cumhurbaşkanı da yani neticede objektif bir konum sahibi olduğu için bir şekilde siyasilerden daha farklı milletin efendim istediği bir kararı verebiliyordu. Milleti rahatlatan bir açıklama yapabiliyordu. Yani vatandaşı yani, rahatsız etmeyecek derecede tabii, bu meseleyi içeriden daha da rahat halledilebiliyordu. Tabii bir cumhurbaşkanı olsaydı şunu diyecekti. Diyecekti ki ya bu kadar gerilime gerek yok. Herkes itidalli olsun, herkes de hukuk çerçevesinde davransın derdi ve bu meseleyi çözerdi. Bakın bu noktaya gelmezdi. Şu an Türkiye adeta bir cumhurbaşkanı olmadan yönetiliyor. Çünkü genel başkan, yani AKP genel başkanı olan kişinin aynı zamanda cumhurbaşkanı olması yani çok tuhaf bir durum. Yani bu ülke dengesinde, yani siyasi dengede ciddi bir arızaya yol açtı şu anda. Ben Sayın Erdoğan için söylemiyorum. Sistemin işleyişinin efendim sakatlığı açısından. Bu yarın bakın esasında bu sistem şu an AK Parti'nin aleyhine döndü. Bakın AK Parti'nin aleyhine döndü. Çünkü cumhurbaşkanlığı veya başkanlık seçimi yapılması için bir ittifak kuruldu. Evet, ve bu ittifaklar doğru. Aslında doğru. AK Parti'nin sonunu getirdi. Yani şu tespit